Merhaba sevgili öğrenciler, Forum Sınıf YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Ada Yayınları 2. Sınıf Türkçe ders kitabının 185, 186, 187, 188 ve 189. sayfalarını cevaplayacağız. Sayfa 185'ten başlayalım. El ve tırnak temizliği nasıl yapılır? Ellerimizi yemek yemeden önce, yemek yedikten sonra, dışarıdan eve geldiğimizde, aklımıza her geldiğinde sabunla yıkamalıyız. Tırnaklarımızı uzadıkça kesmeliyiz. Sayfa 186. Aşağıdaki bilmecelerden hangilerinin cevapları aynı olabilir? Eşleştiriniz. Bilmece, bildirmece, el üstünde kaydırmaca. Buradan karşısındakine götürüyoruz. Yere kızar, göğe çıkar, aklınız belki çözer. Aşağıdaki fotoğrafa götürüyoruz. Aş gördüm, düş gördüm, köpük kusan, kuş gördüm. Yukarıdakine götürüyoruz. Soruları şiire göre cevaplayınız. Elleri tırnaklardan niçin hoşlanmıyor? Hafta geçmeden tırnakların uzamasından hoşlanmıyor. Tırnaklar ellere temizlik için neler öneriyor? Tırnaklar ellere temizlik için kesilir uzayan tırnaklar, yıkanır kirlenen eller diyerek temizlik için öneride bulunmuştur. Şiirde tırnaklar olmasa parmakların bir işe yaramayacağı söyleniyor. Bu görüşe katılıyor musunuz? Sizce tırnaklar niçin vardır? Arkadaşlarınızla konuşarak düşüncelerinizi açıklayınız. Konu dışına çıkmadan konuşunuz. Tırnaklarımız parmaklarımızı güzelleştiriyor. Parmak ucu kemiklerini ve dokularını yaralanmalara karşı koruyor. Tırnaklar parmakların hissiyatını arttırıyor. Sayfa 187. Aşağıdaki açıklamalar hangi kelimelerle ilgili olabilir? Noktalı yerlere yazarak belirtiniz. Hafta, birbiri ardınca gelen 7 günlük dönem. Yarar, bir şeyden elde edilen sonuç, fayda. Kir, herhangi bir şeyin veya vücudun üzerinde oluşan biriken pislik. Dert yandı, üzüntüsünü, derdini anlattı. Parmak, İnsanda ve bazı hayvanlarda ellerin ve ayakların son bölümünü oluşturan boğumlu, oynak, uzunca organlardan her biri. Sayfa 188. Beden sağlığı ve temizliği konusunda bildiğiniz kısa şiiri arkadaşlarınıza okuyunuz. Temiz olmak. Sabah erken kalkalım. Tertemiz el yüz yıkayalım. Temiz olmak çok güzel. Bunun tadına varalım. Alışalım her zaman buna. Yemekten önce ve sonra yıkamaya. Temizlik huzur verir insana. Temiz olup tadına varalım. Adnan Kızıltoprak. Noktalı yerleri anlamlı olacak şekilde tamamlayınız. Cümlelerin sonuna uygun noktalama işareti koymayı unutmayınız. Aa, bunu hiç düşünmemiştim. Nokta. Sağlıklı olmak için beden temizliği şarttır. Nokta. Beslenme, spor, temizlik ve uyku sağlığımız için değerlidir. Nokta. Beden eğitimi ve spor dergisinde sağlıklı olmayı öğreniriz. Nokta. Sağlıklı beslenmek için neler yapmalıyız? Soru işareti. Tırnaklarınız uzayınca kim kesecek? Nokta. Elleri yıkamak niçin sabun kullanırız? Nokta. Sağlıklı yaşamak, dengeli beslenmeliyiz. Nokta. Sayfa 189. Şiirdeki eksik kelimeleri öğretmeninizi okurken tamamlayınız. Yazdıklarınızı gözden geçirerek gerekli düzeltmeleri yapınız. Tırnaklardan dert yandı. Bir aralık iki el. Şu tırnaklar olmasa parmaklarım ne güzel. Daha hafta geçmeden uzuyorlar sipsivri. Yıkansa da içleri yine kalıyorlar kirli. Bu sözleri duyunca tırnaklar pek üzüldü. Ellerin bu fikrine şöyle diyerek güldü. Uzar kesilen tırnak, her yıkanan kir çıkar. Şu var ki biz olmasak parmaklar neye yarar? Videomuzun sonuna geldik. Forum sınıfı takip ettiğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. İyi dersler dileriz.